Hepinize selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir videomuza daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber uzun bir aradan sonra YouTube'umuza video çekiyoruz. Nasılsınız, iyi misiniz? Cümleten selamünaleyküm şimdiden. Vallahi bu kameranın karşısına 2 hafta sonra falan geçmek acayip bir şey oluyor yani, insanı ne bileyim kötü yapıyor. Hem korona oldum arkadaşlar, hem de birazcık sıkıntılar vardı, hala da hani devam ediyor. Okula falan da gidemiyoruz. Birazcık seslerde falan sıkıntı var. Ben de çok azıcık toparlayınca kendimi sizlere bir video çekmek istedim. Kuşlara çıkıp iniyordum ama o kadar fazla duramıyordum. Avare falan yakalayınca tutuyordum. Ondan sonra salık bırakıyordum kuşları. Avarelerde alışmış oluyor. Ben de bantlarını salıyordum. Güzel güzel uçuruyordum. Şu anda 2-3 tane falan uçurduğum avareden kuşlar var. İyi butonuna da koyuyorum. Sizin karşınıza video çekmiştim, tip yakalamıştım, onu uçurdum arkadaşlar, çok da güzel uçuyor, alışkın. Sonra dolapçı yakaladım, bir tane dolapçı kelebek kırması, onu da yakaladım, bir hafta sonra saldım, o da uçuyor. Ama şimdi size asıl konum hani hangi kuşları uçuruyorum, hangi kuşları uçurmuyorum değil veya yakaladıklarımı uçuruyorum değil. Şu anki konumuz arkadaşlar, yavrularımız büyüdü. Size gösterdiğim zaman et yavruydu, şu kadarcık küçücük bir şeydi. Şimdi kocaman oldular arkadaşlar. Şu kadar falan varlar. Ben şimdi onları çıkartayım geleyim. Evet arkadaşlar. Bunlar o zaman cücük kadar bir şeydi. Şimdi kocaman serpildiler. İlk önce şu arabamızı bir yere salalım. Bakın. Bakın ya ne kadar güzel. Bu kelebek de sırttan gelme yavru. Onu bir salalım yere. Bu arkadaşlar bangolarımızdan gelme, yedekçi bangolarımızdan. Hop, o da atladı. Şimdi bir yerde göstereyim. Buyurun arkadaşlar. Yerde de böyle eşek sıpaları. Şu yedekçilerimizin yavrusu çok güzel. Bu kırma olduğu için bilmiyorum. Dönerse benim için de güzel olur. Birazcık sürelim kuşlarımızı dışarıya doğru. Bu arada kümesi ayar falan çektim. Şöyle şeyler yaptım. Kontur plaktan bir de şeyden. Tahtadan bir de naylondan. Şöyle güzel sabitlemek için bir şeyler yaptım. Ana bu tutmamış ya. Niye tutmadın sen? Durun bakalım. Şunu da şöyle koyalım araya. Ne rüzgar gelsin ne de bir şey. Şöyle yanlamasına koyalım. Tamamdır. Şu flaşı kapatalım. Evet, asıl geldi. Sorularınıza, damızlığan oldu. Damızlık fena oldu. Bir takım boğma. İşlemeli. Bir takım muradiye. Bir takım mavi kafa. Öteki takımı da biliyorsunuz, Mardin ve yedekçilerimiz. Bombardıman bir şekilde geliyoruz piyasaya gençler. Muradiyelerimiz çift çakır. Boğmalarımız ayrıyetten başka bir güzel. Allah nasip ederse beslemeyi ihmal etmeyeceğiz. Sularına bakalım. Sularını unutuyorduk. Bitmiş, alalım. Şu iki suyu aynı anda dolduracağız şimdi. Kapımızı kapatalım. Birazcık kuşlarımızla ilgilenelim ya. Oh bak doyuruyor. Güzel. Arap'ı doyuruyor. Maşallah size. Maşallah aslanım size. Arap'ı doyurması bizim için güzel. Arap tek kalmıştı. Babası kaçmıştı Arap'ın. Siyah tepeli şeş. Kafadan şeş. Onlar bizim için güzel oldu. Ben daha cücükken kaçtı babası. Babası kaçınca da biz de bu yedekçilerimizin altına sürdük. Boşuna yedekçi demiyoruz aslan parçalarını. Bir takım kendilerine baktıralım dedik. İyi ki de baktıralım demişiz. Bu ilacın soğuk ortamda durması lazım. Bunu da içeriye koyalım. Sıcak ortamda bulunmaması lazım. İyice sıkılı mı? Sıkılı. Yavrularımızın gözlerine veriyorum. Birazcık sıkıntılı. İnşallah geçmiştir tabi. Bunları bilerek ayrı tutuyorum. Ben bunları akşamleyin mama basınca hani kapalı bir alanda dursunlar. 1 metrelik bir alanda dursunlar. 1 metrekarelik. Çünkü nasıl diyeyim size?
Onların orada durması daha iyi. 5 metrekarelik alanda duracaksa 1 metrekarelik alanda dursun. Hem daha az hareket eder. Hem daha çok hani şeyini azaltır. Verdiğimiz yemin şeyini azaltır. Kalorisini. Şimdi yavrular için şu mamayı kullanıyorum. Mama derken yani hapı. Bir odaklasın. Epovit arkadaşlar, güvercinler için özel bira mayası tableti. Performans, kalite, sağlıklı gelişim, maksimum direnç içeriyormuş. Bakın yavrularımıza şöyle de mama veriyorum. Sonra şöyle de buğday işte. Normal bir buğday. Bunlar yem de yiyor arkadaşlar. Siz yem yemiyor sanmayın. Bakın bakın nasıl saldırıyorlar yeme. Güzel bir kuşlarımız. Maşallah demeyi esirgemezseniz seviniriz. Şimdi ben bu sularımıza bir doldurayım. Boşalt, doldur boşalt yapalım. Hemen gelelim. Tamamdır arkadaşlar. Sularımızı doldurduk. İşlerimizi hallettik. Kuşlarımızı yıkattık. Şimdi ise birazcık keyif vakti. Yavrularımıza nasıl mama kusuyor onları göstereceğiz. Bakın. Yavrulara böyle mama kusuluyor. Güvercinler tarafından. Şuraya yakın çekim alalım. Görüyor musunuz? Şöyle mama kusuluyor. Yavru güvercinlere bu mama kusması çok iyidir. Neden diye sorarsanız, yavru güvercinler daha henüz yeme düşmüşken o kadar fazla çene kasları olmadığı için o kadar buğdayı yiyemiyor. En azından yoruluyor. Ama yese bile arkadaşlar, yese bile su içemiyor. Su içememesi çok kötü bir şey. Şimdi ise birazcık daha izleyelim. Güvercinlerimiz nasıl su içiyor onları görelim. Bu yeni kanadını açtım, güvercin dolapçıyla kelebek kırması. Güzel güzel, her şey çok güzel. Bakın sete kalktı. Bu videoluk bu kadarlık olsun. Kendinize dikkat edin. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere.